Türkiye'nin ilk askeri darbesi olan 27 Mayıs darbesinin 64. yıl dönümünde AK Parti İl Başkanı Şahin Tavus basın açıklaması yaptı. Dönemin başkanı Adnan Menderes'in tutuklandığı ve idam edildiği darbe ile ilgili yapılan açıklamaya ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı. Basın açıklamasında İsrail'in Gazze'den çıkan Filistinlilere yönelik saldırısını şiddetle kınayan Talus, Filistin halkına yönelik zulmün son bulmasını istedi. Talus yaptığı açıklamada 27 Mayıs Türkiye demokrasi tarihine vurulmuş ilk darbedir ifadelerini kullandı. Gece bombalar yağdılan katil İsrail'i kınıyorum. Sonuçta canımız yandı. İsrail'in yaptığı bu zulüm inşallah yakın zamanda bitecektir. 27 Mayıs demokrasi darbesi yıl dönümü basın açıklaması. Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temelleri Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle atılmıştır. 27 Mayıs darbesi milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır. Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını izale etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun ezanı Muhammediye'ye olan özlemini gidermişlerdir. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağlamışlardır. Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yöntemi antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari yassıada da yargılamaları ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletin vekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryoda 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesileyle Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceklerimizi belirtiyor. Demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şey odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız.